Bugün 25.5.1996. Allah nasip ederse sohbetlerimizden birine daha başlayalım. Bakalım Cenab-ı Hak bugün neler kısmet edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve ahlil ugleten min lisani. Yefkahu kavli ve febvedu emri ilallah. İnallahu asfun alim. Sadakallahu aleyhissalâk. Bugünkü dersimiz daha evvelce bir kısmını gördüğümüz Âl-i İmrân suresinin 3. sayfası. Yani Kur'an-ı Kerim'in 51. sayfasında 16-17. ayetlerden başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulüne Rabbena innena amennâ fe'afir lenâ zunûbena ve kina azabennâ. Sadaka olsun. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinde birçok hakikatleri bizlere bildiriyor. Âl-i İmrân ismini alması için almasının sebebi İmrân ailesinden bahsettiği için. İmrân ailesi de bilindiği gibi hem Musa Aleyhisselam'ın ailesi de İmrân ismi var, hem de İsa Aleyhisselam'ın baba tarafında İmrân var. Kur'an-ı Kerim'de bu iki aileden bahsediliyor. Birisi Âl-i İbrahim, birisi Âl-i İmrân. Tabi Efendimizin ailesi o ayrı, müstesna. Yani Kur'an-ı Kerim'in övdüğü iki aile var. Bunların bir tanesi İmrân ailesi. Yani hem Musa Aleyhisselam hem İsa Aleyhisselam itibariyle İmrân aileleri olarak geçiyor. Âl-i İbrahim de tahiyyatlarda da okuduğumuz gibi İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin özelliklerinden bahsediyor. Burada bu sureye işte isim olan husus o Âl-i İmrân. İçinde İsa Aleyhisselam'ın, Meryem Ana'nın hakikatleri olduğundan Âl-i İmrân sureye isim olmuş. Kur'an-ı Kerim bütün surelerinin kendine göre bir isimleri var ya, bu da Âl-i İmrân suresi. Tamamı 200 ayetmiş. Medine'de nazil olmuş. Elif Lam Mim diye başlıyor ve 16-17. surelerden devam ediyoruz. Söz ve ellezine, o kimseler ki, yani İslam müntesiplerin içerisinde bazı kimselerin olduğunu belirtiyor. Ellezi, öyle onlar manasını. O kimseler ki yekulüne derler. Ne derler? Rabbena derler. Yani Rablarına niyaz ederler. Nasıl? İnnena, muhakkak ki biz amenna, sana iman ettik derler. Yani İslam camiası içerisinde bazı kimseler vardır. Bunlar ey bizim Rabbimiz, biz sana iman ettik derler. Ve sözlerine devam ederek fa'fir lena, bizi mağfiret eyle. Neden? Zünubena, günahlarımızı affeyle. Günahlarımızdan bizi mağfiret eyle derler. Ve devam ediyorlar. Başta dedi ya, yekulüne, onlar söylerler. Neleri? İşte şu sayılanları söylerler. Vakina azabennar, bizi de cehennem azabından koru diye dua ederler diyor. Yani Cenab-ı Hak bu zümreleri böylece övmüş oluyor. Şimdi bunlar kimler? Hani yine İslam camiası içerisinde abidler var, zakirler var, muhipler var, şakirler var, muttakiler var, değil mi? Bir de muhipler var, ebrar zümresi var, mukarripler var, muvahhidler var, yakîn ehli var, lika ehli var, yani mülaki olanlar, hakka ulaşanlar. Burada bahsedilen zümreler daha henüz kendi varlıklarını idrak etmemiş kimseler olarak belirtiliyor. Yani vahdet neşesine ermemişler, kendilerini bir birim
olarak kabul ediyorlar ve Rablarına niyazda bulunuyorlar. Yani hakiki şeriat yaşantısı içerisinde olanlar, yani sağlam şeriat Muhammedi'yi sağlam güzel yaşayanlardan bahsediyor. Bunun üzerinde olan bölükler daha yukarılarda, onların duaları, niyazları daha başka türlü, daha değişik oluyor. Şimdi bunlar Rabbena dediği zaman kendi Rablarına niyaz ediyorlar. Burası biraz meselenin ince tarafı. Genelde zannedilir ki Rab dediğimiz zaman herkes aynı Rabb'a yöneliyor. Tabii ki o aynı Rabb'a değil. Herkesin kendine has bir Rabb'ı var. Ama bu Rab'lar neticede de Rabbul Alemin'e yine ileriki safhalarda oraya ulaşıyor. Yalnız burada çok ince bir nokta var, bunu hepimizin bilmesi lazım. Şimdi kim neyi daha çok seviyorsa bir bakıma onun Rabb'ı o oluyor. Sevdiği şey onun Rabb'ı oluyor. Eğer bu sevilen şey gerçekten Rabbul Erbab ise orada hiç sorun yok, yolunda oluyor. Ama Rab sevgisinden, yani ilahi sevgiden o dünyevi olan herhangi bir şey üste çıkıyor ise işte onun Rabb'ı o olmuş oluyor ki Allah korusun hepimizi derim. Burada bahsedilen tabii Rabbul Erbab'a götürücü vasıta olan Rab. Rabb-u has diyorlar buna. Yani her kişinin kendine ait, kendine has olan Rabb'ı. Ama bunu tabii herkesin benim Rabb'im nedir diye bilmesi mümkün değil. Ancak şöyle, demin de bahsetmeye çalıştığımız gibi maddeyle ilgili, dünya ile ilgili hak muhabbetinin üstünde bir muhabbet varsa kişide, kimisi işte ev muhabbeti olur, kimisi apartman, kimisi araba muhabbeti olur, kimisinin yazlık muhabbeti olur, olur. Kimisi elbise muhabbeti olur, kimisi ayakkabıyı sever, kimisi bilmem işte süslenmeyi sever, saçını başını sever. Tabii erkek de kadın da olsa aynı değişen bir şey yok. İşte hangi sevgi ki hak sevgisinin üstüne çıkmıştır, Allah etmesin, o onun Rabb'ı olmuştur. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Evlat sevgisi, eş sevgisi, ana sevgisi, baba sevgisi, yani dünyaya ait, maddeye ait ne kadar sevgi varsa bu sevgilerin hak sevgisinin bir santim hiç olması altında olması lazım. Yani hak sevgisini dünya sevgisi gölgelememesi lazım. Hiç olmazsa bir santim, yani nezaketen de olsa hak muhabbetinin biraz üstte olması lazım. Eğer ki madde sevgisi hak sevgisinin, yani Mevla sevgisinin üstünde kalıyorsa işte o Rab dediği dua da etse, niyaz da etse buraya gidiyor. Yani bundan istemiş oluyor. Aşağı burada putperestlik oluyor. Kişi bilmeden bu hatayı yapabiliyor. Onun için kendimizi düşünelim. Acaba gönlümdeki sevgi hak sevgisi mi, yoksa maddeye dönük bir dünyalık sevgisi mi? Yalnız bu demek değil ki insan dünyadan hiçbir şey sevmeyecek. Tabii o ayrı. Ama hepsinin hakkını vererek. Şimdi şuraya gelmişken Hazreti Ali Efendimiz'in bir hikayesi vardı, yerine geldi. Onu söylemekte fayda olacak biraz, misal olsun diye. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkmış. Yani beraberce sohbet ediliyormuş. Bir ara ikisi yalnızken bir ara diyor ki ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Evet efendim. Ne şüphe diyor. E peki beni seviyor musun? Ne şüphe efendim diyor. E peki kızım Fatıma'yı seviyor musun? Ne şüphe efendim, ne demek diyor. E peki diyor Hasan Hüseyin'i seviyor musun? Çocuklarını. Onları da seviyorum efendim. Ne şüphe diyor. E peki ya Ali, bu kadar sevgiyi nereye sığdırıyorsun demiş. Hazreti Ali Efendimiz şimdi düşünmüş kalmış, cevap vermemiş. Cevap istiyor. Efendim bana bu akşam müsaade edin de yarın ben size cevap getireyim. Düşüneyim biraz, şimdi çıkamadım ben bu işin altından. Gerçekten de öyle yani. Bu kadar sevgi nereye sığıyor?
Allah sevgisi zaten dolduruyor, başkasına yer kalmıyor. Peygamber sevgisi sevilmeden olur mu? Değil mi? Evlat sevgisi, eş sevgisi, bunlar da olmadan olmaz. Onlar da emanet hepsi çünkü. Hazreti Ali Efendimiz cevap veremiyor. Demek ki insanı uğraştıracak bir mesele. Değil mi? Hazreti Ali Efendimiz düşünceye daldığına göre bizler haydi haydi düşüneceğiz. Düşünmemiz de gerekiyor ama yerli yerine hepsini oturtmamız gerekiyor. Dünya ve ahiret saadeti için zaten başka da yolu yok. Hazreti Ali Efendimiz o akşam eve gidince biraz halinin değişik olduğunu hisseden Fatma Validemiz, ya Ali sende bir şey var diyor. İşte bir kadının da yani evdeki muamelesini de gösteriyor. Sezişi var. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'i tanıyor. Günlük yaşantısının ne suretle seyrettiğini biliyor. Biraz durgunluk olunca yaşantıda bir kesiklik var. Yani bir gayri tabiilik var. Bunu hissediyor. Ve üstüne gitmeden, ya Ali senin bir sıkıntın var galiba diyor. Söyle bana, yani eşler birbirlerine yardımcı olmalı gibilerden. Her ne kadar yok mühim değil falan dediyse de tabi Hazreti Ali Efendimiz onu düşünüyor, yine cevap vermek için sabah cevap istiyorlar çünkü. Her ne kadar işte yok yok bir şey dediyse de sonunda söylüyor tabi diyor, babana gitmiştim bugün, bana böyle böyle diyor bir soru sordu, ben çıkamadım altından, cevap veremedim, yarın sabah da cevap istiyor, nasıl yapacağım diye onu düşünüyordum diyor. Peki neydi sorduğu şey? İşte Allah'ı seviyor musun, beni seviyor musun, işte seni seviyor musun, çocukları seviyor musun, ben hepsini seviyorum dedim, o da bana bunları nereye sığdırıyorsun dedi diyor. Gülüyor Fatma Validemiz. Bunun için diyor bu kadar sıkılıyorum. Kolay var o işin diyor. Aman ya Fatma söyle bakalım ne diyor bu iş kolay. O zaman diyor ki tabii diyor ya Ali Allah'ı seviyoruz diyor. Onun varlığını, birliğini idrak ederek, ona iman ederek seviyoruz diyor. İmanımızla seviyoruz yani. İmani bir muhabbet ediyoruz. Babamızı seviyoruz tabi, Hazreti Resulullah'ın elçisi olduğu için, peygamber olduğu için, peygamber muhabbetiyle seviyoruz diyor. Seviyorsun, yani hep seviyoruz diyor. Beni de nefsinden seviyorsun diyor, eşim olduğun için. Çocuklarını da diyor, rahmetinle, merhametinle seviyorsun diyor. Ne oluyor bu sefer? Sevgilerin yerleri belirlenmiş oluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu sevgileri karma karışık ediyoruz. Hangisiyle, ne tarafıyla, hangisinin muhabbetini yapacağız diye bakıyorsunuz. Hiç olmayacak bir şey, en çok sevdiğimiz bir şey haline geliyor. O bize Rab oluyor işte. Önümüzde perde oluyor. Hazreti Ali Efendimiz rahatlıyor, gülüyor, Allah razı olsun diyor. Sabahleyin çıkıp gidince, işte namazdan sonra ne zaman sohbet olacaksa, soruyor efendim, ya Ali cevap bulabildin mi? Buldum efendim diyor. Söyle bakalım. İşte Allah'ı diyor imanımla seviyorum. İşte sizi muhabbetimle, peygamberlik nuruyla muhabbetimle, işte eşimi nefsimle seviyorum. Çocuklarımı da diyor şefkatle, muhabbetimle seviyorum diyor. Gülüyor efendimiz. Bundan diyor peygamber kokusu geliyor diyor. Bunu daha önce anlatmış da unutuyor. İşte anlatmış veya anlatmamış bilmiyorum da yani peygamber ailesinden bir cevap geldiğini hissediyorum diyor, anlıyor yani kızının yardımcı olduğunu. Peygamber kokusu da değil yani, her şey yerli yerinde olduğu için bir kemalat kokusu geliyor diyor. İşte bu hikaye unutulmaz bir hikaye, hepimizin inşallah hatırında kalsın, birer de nispet olsun. Ne zaman ki bir tarafa fazla yöneliyoruz, yani hak muhabbetinin üstünde ağırlık taşıyor o, onda mutlaka bize ceza gelir netice itibariyle. O anda gelmezse de sonradan gelir, çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin üstünde bir sevgi insanoğluna yakışmıyor. Çünkü bütün varlığı o vermiş zaten, neyimiz varsa ondan geliyor, değil mi? Onun verdiklerini onun üstüne çıkarırsak bu tabii insan için yakışan bir iş olmuyor. İşte Rabbena dediğimiz genelde ilahi zat olan rububiyet mertebesi itibariyle yöneldiğimiz kimse oluyor.
Bir de Rab mürebbiye, yani terbiye edici hükmünde olduğundan her birerlerimiz bir esmanın tesiri altındayız. Yani Cenab-ı Hakk'ın 99 tane esma ilahiyesi veya sayılmayacak kadar çok isimleri var. Bu isimler bu alemde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Cenab-ı Hak'tan aldıkları emirler, görevler itibariyle isimler birer varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın bir bakanlar kurulundan bir bakanı gibi, bakanlar kurulundan bir bakana nasıl bir görev veriliyorlar? Milli Eğitim Bakanı okullara bakıyor mesela, bir gruba bakıyor. Münafa Bakanı işte yollara bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesi görev olarak verdiği meleklerine bir insanın yetişmesi için neye ihtiyacı varsa o yönden ona Rab'lık ediyor, terbiyecilik, mürebbiyelik yapıyor. İnsanlarda böyle olduğu gibi hayvanlarda da, diğer mahlukatta da böyle. Mesela güneşi çıkartıyor, güneş bir terbiye edici. Toprağın, meyvelerin Rab'ı güneş oluyor mesela zahir itibariyle. Tabii güneşi var eden de Allah olduğuna göre dolayısıyla Rab'tan Rabbul Erbab'a geçiş oluyor. İşte bizler hani eski insanlarda nasıl güneşe tapmışlar, rüzgarlara, fırtınalara tapmışlar. İşte onlar terbiye edici ama yakın haldeki terbiye edici. O rüzgarı da meydana getiren, güneşi, yıldızları da meydana getiren bir Rabbul Erbab var. Rab'tan Rabbul Erbab'a geçmek gerekiyor. Bütün dualarda aman Allah'ım daha seyrek söylüyoruz, aman ya Rabbi diyoruz değil mi? Ayetlerde de, dualarda da öyle. İşte aman ya Rabbi dediğimiz ilk bizi terbiye eden mertebe olduğu için oraya yöneliyoruz. Rububiyet mertebesi. İşte bu kimseler amenna diyorlar, biz iman ettik. İman etmekle dışarıda olan birçok kendini bağlayıcı özelliklerden kurtulup tek ve vahid olan Allah'a yönelme söz konusu oluyor iman ile. Eğer iman edilmemiş olsa insan paramparça, yani akıl gönül yönünden paramparça her tarafa doğru yayılmış olacak düşüncesi. Yani tek istikamette toplayan olmuş olacak. İman bunu sağlıyor, buna yardımcı oluyor değil mi? Ama yine de son netice değil iman. Son neticenin bir evvelki aşaması. Yani teklik, vahdet yaşamı değil. Asıl da imandan tekliğe geçmek gerekiyor. İman iki hal oluşturuyor. İman eden ve iman edilen. Her ne kadar çokluktan ikiliğe inilmişse de yine de ikilikte ikilik hali var. İşte burada yaşayan kimselerin hali bu. Amenna, biz iman ettik. Fa'firlena, bizi mağfiret eyle. Neden? Zünubena. Neden bunlar söyleniyor? Çünkü kendi varlıklarını kabul etmiş oluyorlar. Yani kendilerini bir birim olarak kabul ediyorlar. Oranın gereği o zaten. İmanı gereği o. Birim olarak kabul ediyorlar. Ve bu birimden de günah çıkacağı için dolayısıyla günahlarımızı bağışla diye oraya yalvarıyor, nida ediyorlar. Ki buranın hali bu. Rakına, bizi koru. Neden azabından? Cehennem azabından da bizleri koru diye dua ediyorlar. Ve burada yapılacak başka da bir şey yok zaten. Bu yaşamın en güzel hali bu. Ama vahdet hakikatine ulaşırsa bu halden sonra kişi, yani kendi gerçek kimliğini, gerçek hakikatini idrak ederse bu duaları yapmasına gerek kalmaz. Çünkü dua edecek kendinde ne ağız bulabilir ne gönül bulabilir. Peki ne olacak? Tam bir teslimiyetle Hak'tan ne gelirse hepsine razı olacak ki, çünkü varlığı kalmamış ortada ki. Neyle dua etsin, kime dua etsin, nasıl dua etsin? Kim olacak ki, o kim dua etsin, kimlik kalktıktan sonra duasını nasıl yapsın? Bu söylediğim yerler biraz ağır mevzulardır ama bilmiyorum, belki ters de gelebilir ama işin aslı bu. Dua yapılmayacak demek değil, tabii her şey yerli yerinde olacak. Evet, imanın hakikatine ulaştıktan sonra
onun isminde ikan oluyor. Yani yakın hali. Yakın değil de yakın hali. Yakınla yakın ayrı şeyler. Değişik o ifadesi. Yakın, yakın kurb ehli oluyor. Mukarrepler diyorlar ya. Kurbiyet, kurban da deniyor. Hani yakınlık. Bu yakın başka bir oluşum. Yakın yani kişinin artık nefsi benliğinin kalmadığı bir hudut, bir hal, bir yaşam. Hakikatine vakıf olmak. Vakıf olmak. İşte yukarıda bahsedilen ayette iman halinde olan kimselerin özelliklerini anlatıyor. İman üzere olanların. Bu İslamiyet'in başlangıcı değil mi? Yani iman ve onun safhaları. Evvela bir taklidi iman var. Burada bahsedilen iman-ı hakiki, tahkiki iman. Tahakkuk etmiş bir iman. Yani yaşanan bir iman. Ve bunun devamını sağlamak için ayet-i kerimenin bahsettiği hususlara bir göz atalım. İman ehli oldu. 5 vakit namazını bütün yani gereken her şeyini yaptı. Bunun üzerine bunların arasından çıkan kimseler, tabii bütün şer'i hukuku yerine getirip de hepsi bu üst mertebeye çıkacak demek değil. Tabii bunların arasından. Peki ne yapıyorlarmış bunlar? Es-sabirine, sabredenler. Ves-sadıkine, tasdik edenler. Doğrulayıcılar, sıddık mertebesine ulaşanlar. Vel kanıtine, boyun eğenler, yani nefsi emmarelerini ortadan kaldırmışlar, hakkın bütün tasarrufuna boyun eğenler. Vel münfikine, infak edenler, neden? Sevdikleri şeylerden infak edenler, fazlasından değil. Yani eskimiş, çürümüş, bozulmuş, onları infak etmek kolay. İnfak, onlar ebrar zümresine ait o. Sevdiği şeyden infak edenlere ebrar zümresi deniyor. Yani yukarıda sayılanların bir üstünde bir zümreden. İşte o, bu sayılanların da içerisinde. Vel münfikine, infak edenler. Vel müstavfirine, istiğfar edenler. Ne zaman? Bil eshar, seherlerde, seher vakti kalkıp da istiğfar edenler. İşte bu halleri kendi bünyesinde yaşamaya çalışan kimse imandan ikana doğru yolculuğa başlamış oluyor. Yani iman ehlinden ikan, yakîn ehli olmaya doğru namzet oluyor. Tekrar ayetin başına geçelim. Es-sabirine, sabredenler. Şimdi bu sabrın içerisine o kadar çok şey giriyor ki herkes bulunduğu yerde, yaşadığı hale sabretmek zorunda. Herkesin sabrı bir başka türlü. Bazı kimseler var, zenginliğe sabrediyorlar. Bazı kimseler var, fakirliğe sabrediyorlar. Bazı kimseler hastalığa sabrediyorlar. Bazı kimseler sağlığa sabrediyorlar. Sağlıkta sabır gerekli mi? Değil mi? Nasıl sabrediyor? Veya zenginlikte sabır gerekli mi? Neye sabrediyor? Hepsinde sabır gerekiyor. Öyle demişler. Fakirliğe herkes sabreder ama zenginliğe sıddıklar sabreder demiş ancak. Neden? Her şey, bütün imkanın var elinde. Hoplayacak, zıplayacak, oynayacak imkanın her şeyin var. Onlar, imkanların olduğu halde onlardan tasadduk ediyorsun. Başkalarına infak ediyorsun, kendin yeteceği kadar, ihtiyacın kadarını kullanıyorsun ve hakka ibadetten kendini almıyorsun, çevirmiyorsun. Ben gani, ben zengin, benim ihtiyacım yok diye. Hastalığı yok efendim. Parası var. Ne yapsın? Camiye gidip de ne yapacak? İhtiyacı yok ki. Camiye gidenlerin çoğu, yani aşağısı ben kendimce söylüyorum, ihtiyaç sahibi daha çok var. Camilerde fakirlerimiz var daha çok. Zenginler var mı? Kaçta kaçı zengin? Camidekilerin. Hep muhtaç olana, aman yarabbi diyenler. İşte bu da bir sabır ama bu da bir lütuf ayrıca. O şekilde aman yarabbi dedirtiyor.
Bugün Musa Aleyhisselam'ın zamanında kavmi gelmiş Musa Aleyhisselam'a demiş ki, zaman zaman anlatılıyor ama yeri gelince tazelemekte iyi oluyor. Kavmi gelmiş Musa Aleyhisselam'a, ya Musa bizim demişti orada bir zengin birisi var. O kadar çok vermiş ki Cenab-ı Hak, ne kadar çok vermişse o kadar çok vermiş. Yok yok, yani her şeyi var. Sağlığı da yerinde, çoluk çocuğu da yerinde, parası yerinde, malları, mülkleri, tarlaları, davarları, her şey var. Bizim de bir şeyimiz yok, hem hastalığımız var, hem fakirliğimiz var. Ya Musa nasıl iş mi demişti? Bütün zorluklar bize mi gibiler de? Musa Aleyhisselam da doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Sorayım Rabbime bakıyor. Akşama ne cevap verecek? Yarın cevap veririm size. Musa Aleyhisselam'a soru soruyorlar yani, nasıl iştir bu böyle diye. Günümüzde de o sorular soruluyor yani gerçekten. Musa Aleyhisselam gece, ya Rabbi diyor, böyle böyle ümmetimin bir şeysi var. Hakikaten ben de düşündüm nasıl. Yani hem o kadar rahat hem dertsiz. Millet hem iman etmişler Musa Aleyhisselam'a, Cenab-ı Hakk'a, hem de dertten kırılıyorlar. Nasıl bir iş yani? O asi olduğu halde hiç rahatı yerinde. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, ya Musa ben dünyada kimseye vermediğim derdi ona verdim demiş. Aman ya Rabbi nasıl olur? İşte öyle demiş. Zenginlik vermiş. Ha, zenginlikle ona oyalama derdini verdim. Kendimi unutturdum demiş. Ya bundan büyük dert olur mu? Musa Aleyhisselam işi kavruyor tabii. Ertesi gün ümmetin geldiğinde sorduğunda diyor ki, hiç üzülmeyin, Cenab-ı Hak ona en büyük derdi vermiş ama o farkında değil diyor. Ve en büyük dert işte zenginlik, mal, mülk, gaflet derdi. Yani. Onun için Cenab-ı Hak sevdiklerine böyle işte ufak tefek zorlamalar veriyor. Kendini unutulmasın diye, gaflete dalmasın, uyanık olsun diye seven kuluna veriyor. İşte bunlara sabredenler, bak sabrı birinci listeye almış. Es-sabirine, yani sabredenler. Sonra ves-sadıkine, sıdkı sadakatla çalışanlar, doğru olanlar. Kendilerinin aleyhine de dahi olsa diyor, şahitlik ederken doğruyu söyle diyor. Değil mi? Gerçek şahitlik bu. Yani sana zararı dahi dokunsa ama doğruyu söyle diyor. Sıddıkiyet mertebesi, işte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in mertebesi bu aynı zamanda. Nasıl oluyor? Miraç'tan döndüğü zaman Hazreti Peygamber, işte görüştüklerine, akşam ben miraca çıktım, Rabbim beni gezdirdi, dolaştırdı, huzuruna kabul etti diye söylemeye başlamış, miraç hadisesini anlatmaya başlamış. Bunu diyen müşrikler, ya bu nasıl olur diye inkara başlamışlar. Yine Muhammed aşağı, yani onların lisanıyla sallallahu aleyhi ve sellem yine atmaya tutmaya başladı falan gibilerde böyle bir şeylerde serzenişte bulunmuşlar. Dur demişler, biz gidelim bunu arkadaşına soralım. Yani Hazreti Ebu Bekir'e soralım, böyle bir şey olur mu diye. Hazreti Ebu Bekir'e demişler ki, bir gecenin kısa bir süresi içerisinde Mekke'den Kudüs'e gidilir mi diye sormuşlar. Hayır demiş, gidilmez. Bak akıllı adamı demişler. Akıllı adam böyle der işte demişler. Hazreti Peygamber diyor ya, ben çok kısa bir süre içerisinde Mekke'den Kudüs'e gittim, oradan da işte alemleri seyrettim, bu akıllı işi değil demişler. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o soruyu sorunca, o gidilmez deyince, akıllı adam böyle denir demişler. Demişler sonra devam ederek, işte senin arkadaşın bu gece şuralara gittim, buralara gittim diyor da demişler, onun için sorduk. Ha durun şimdi demiş. Siz bunu ondan mı duydunuz, kendisinden mi duydunuz? Evet, kendisinden duyduk deyince, tamam, o zaman demir gidilir. Yani Efendimiz'le görüşmeden daha tasdik ettiğinden Sıddık ismini alıyor orada işte, o kadar. Yani hiç şeksiz şüphesiz. Ne demişse, sadakat. Sadakat, tasdik. Tasdik tabi, doğrulayıcı manasını. Ne demişse, o demişse, yani ondan çıkmışsa,
dolaylı olarak ona atfedilen değil, yani kendi ağzından çıkmışsa ne derse desin doğrudur diyor. Şimdi inanmış doğruluğuna ve de doğru zaten ondan, yanlış bir şey çıkmıyor. İşte sıddık, tasdik edici böyle Kur'an-ı Kerim'in işte özellikleri, dinin hakikatleri neyse onları tasdik etmek şeksiz şüphesiz. İşte bunun 20. asrına uyar mıydı, uymaz mıydı? Orasını o Kur'an biliyor. Orasını biz bilemiyoruz. Ne demişse o? Tasdik edenler bunlar. Vel kanetine, boyun bükenler önünde. Konut duaları var yani, kanetin, onun cinni oluyor, boyun eğmek. Bu da işte kendinde olan nefsani duyguları bir tarafa atıp, kendi değerlendirmesini bir tarafa atıp, yine ne denilmişse, nasıl hüküm verilmişse o hükmü aynen kabul edip boyun bükmek, beli. Peki, evet. Demek. Vel münfikine, infak edenler, nafaka verenler yani. Burada nafakanın iki türlü olduğu da bilinen bir gerçek. Birisi maddi yönlü, para, mal, yiyecek, içecek, giyim gibi yönlü, maddi yönlü. Birisi de manevi yönlü, yani ruhani infakta bulunmak, bilgi aktarımında bulunmak, okumak. Yani herhangi bir şey, radyodan bir şey duydunuz mesela, televizyonda, onu birisine aktarmak bu infaktır, yardımdır, yani karşı tarafı faydalanmaktır, faydalandırmaktır, ruhen hiç olmasın. İşte bunlar vel müstağfirine, istiğfar edenler. Yani istiğfar da burada iki türlü, birisi günahlarından istiğfar etmek. Yukarıda bahsedildiği gibi, iman mevzuunda bahsedildiği gibi, birisi kendi varlığından istiğfar etmek. Yani kendi varlığından istiğfar etmek. Ya Rabbi, insanın kendi varlığı aslında en büyük günah. Kendi varlığı, yani bir bakıma en büyük günah. Neden? Benlik meydana getirdiği için en büyük suç, hakkın karşısında şirk meydana getirmek oluyor. İşte bundan istiğfar etmek. Birincisi dışarıda işlenen günahlardan, eksikliklerden. İkincisi de varlığını kendine nispet etmekten istiğfar etmek. Ya Rabbi, ben kendimi yanlış tanımışım şimdiye kadar. Bu da seninmiş, her şey seninmiş. Bana ait bir şey yokmuş. Ki işin gerçeği o. Ama biz çocukluğumuzdan beri alışkanlıklarımız neticesinde ne yapıyoruz? Ben diye diye bu bedene sahip çıkıyoruz. Tabii ki bu beden bizim değil. Bizim bineğimiz bu beden. Arabamız, kullandığımız araç. Bu aracı biz baş tacı yapıyoruz. Kendi varlığımıza, bir de Rab olarak onu da meydana getiriyoruz. İşte bu aracın maddi yönü, bu aracın duygular yönü bize ait olan bir şey değil. Hepsi Rab'ın malı. Bize ait olan tek şey düşüncemiz oluyor, şuurlanmamız, yani ben neyim, ben kimim gibi, işte bu soruların cevabını verdikten sonra o düşünce bize ait yönümüz oluyor ki bu da latif bir varlık, maddesel bir varlık değil, oluşum değil. Vel müstağfirine bil eshar, seher vakitlerinde kalkıp işte bu hakikatleri idrak edip ibadet etmek, namaz kılmak, zikretmek, kendini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar. Ve bunun en güzel saatinin de seher vakti olduğu ayet-i kerimede belirtiliyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sezule şehidallahu ennehu la ilahe illahu. İşte yukarıdan beri gelen ayetlerin çalışmalar neticesinde ortaya getirdiği oluşum bu. Yani evvela iman bahsiyle Rabbuna dua eden, iman eden, günahlarından tövbe eden kimse, ikilik üzere yaşantısını devam ettiriyorken, vahdet, ikan yani yakın haline ermeyi murad ediyor ve buna erişmek için yolda yapılması lazım gelen neler varsa onları sabrederek devam ediyor, yapıyor. Ve sadıklardan oluyor ve boyun eğenlerden oluyor ve infak edenlerden oluyor.
ve seherlerde istiğfar edenlerden oluyor. Bunun neticesinde kendi varlığını ortadan kalkıyor, kaldırıyor. Ortada onda baki olan, ezelden ebede baki olan Allah'ın varlığı mevcut oluyor artık o kişide. Yani çık aradan kalsın yaradan dedikleri gibi bu çalışmalar neticesinde kendindeki nefsani benlik, izafi benlik ortadan kalkıyor, ilahi benlik kalıyor. Yani hakiki öz benliği kalıyor. İman da düşüyor. İman da düşüyor. Tabii iman ikilik üzere olan bir hadise. İman çokluğa göre şahane bir şey, yani şaheser bir şey. Bir yere kadar getiriyor. Ama ne ikilik var ortada. İşte iman da izale olduktan sonra ne oluyor? İşte bu ayet-i kerime o varlıkta tahakkuk etmiş oluyor. Zuhura gelmiş oluyor. Ne oluyor? Şehidallahu, Allah şahittir ki ennehu, muhakkak ki o la ilahe illahu, o tektir, ondan başka ilah yoktur ki Allah buna şahittir. Şehidallahu, Allah şahittir ki innehu ho, o yani o varlık, oraya atıf geliyor. Şehidallahu ennehu, muhakkak ki o la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Yani burada ikilik, izafet, takılar, yani sonradan oluşan her şey düşüyor, düşüyor, düşüyor. Hak kendi varlığı ile sakin ve kendi varlığı üzere kalmış oluyor ve benden başka kimse yok diyor. Kendi kendine şahit olmuş oluyor o zaman. Değil mi? Başka şahit olacak kimse de olmadığına göre. Beyazlı Destan Hazretleri buraya şöyle buyuruyor. Benim hocamın altında haktan başka kimse yok diyor. Cübbemin altında kimse yok diyor işte. Başka kimse olamaz zaten. Bir gün Bayezid-i Bistami'yi aramak için bir başka diyarlardan birisi gelmiş. Merak etmiş, Bayezid-i Bistami'nin şöhretini duymuş, muhabbet etmiş. Uzak yerlerden gelip aramaya başlamış. Şehrine gidiyor, bulunduğu şehre. Soruyor işte, biraz ileride, biraz ileride, nihayet mahallesine geliyor, birisine soruyor daha yakına gelince, nerede? İşte şu karşıki evde oturuyor. Orada oturur o sorduğun kimse diyor. Ve gidiyor kapıyı çalıyor. Kim o diyor içeriden birisi. İşte yolcu diyor, buyurun diyor falan, giriyor içeriye. Ben diyor Bayezid-i Bistami'yi arıyorum diyor. Ya öyle mi? Ben de onu arıyorum diyor. Gel böyle beraber arayalım. Ben de onu kaybettim, bulamıyorum bir türlü diyor. İşte bu hikaye tabii çok gerçekleri açıklıyor. Ya, evvelce kendini Bayezid-i Bistami olarak isimlendirilen ama bu yukarıda bahsedilen çalışmalar ve benzeri çalışmalarla Bayezid'i fırçalıyor üstünden, siliyor, 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 Bayezid ismini kazıyor, temizliyor, bir şey kalmıyor. Ondan sonra yine orada bir varlık var tabii, o varlık uçup gitmiyor, yani varlık var. Ama varlık hakikatine dönüşüyor, aslına, özüne dönüşüyor. Yani işte o zaman da kendisi bir şey diyemediğine göre, diyemeyeceğine göre, zaten kendi olmayanın sesi mi sözü mü olur? Ben de onu arıyorum. Ben de onu arıyorum diye. Onun yerine hak kendi kendine şahit olarak bu hakikati ortaya çıkartıyor. Şehidallahu, şehide, şahit oldu. Kim oldu? Allah, Allah şahit oldu. Neye? Ennehu, ona şahit oldu ki, yani o cesede, o varlığa şahit oldu ki, la ilahe, başka ilah yoktur, illahu, ancak orada o mevcuttur diyor. Ethem abi anlaşılıyor mu? Biraz ince mevzular buralara ama. Ve bunun böyle olduğunu, hüve vel melaiketü, melaikeler de aynı kanaat olarak tasdik ediyorlar. Yani Allah birdir, Allah şahit olmuştur kendi varlığının tekliğine, birliğine. Melaikeler de buna böyle şahit olmuştur. Ve ulul ilmi, ilim sahipleri de aynen böyle demişlerdir veya diyorlar demektedir. Nasıl? Kaimen bil kıst. Hakikatle, yani dosdoğru hükmeden ilim erbabı da, ilim sahipleri de böyle demişlerdir diyor. La ilahe illa hu, huvel azizul hakim. O Allah
hem azizdir hem hakimdir. Yani hakkıyla hükmeder. Hakim ismiyle hakkıyla hükmeder diyor. Hakim hikmet manasına. Kime ki hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir diyor bir başka ayette. Hikmet, Ehlullah hikmetle konuşur diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın aziz ve hakim, yani hikmetle olması onun sonsuz özelliğinin hakikatlerini anlatıyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın yanında din, tek din İslam dinidir. Yani Allah zahiri ifadeyle İslam dininden başka bir din kabul etmez şeklinde. Yalnız ayet-i kerimenin özelliği daha başka türlü. Şimdi yeryüzündeki bütün semavi dinlerin tamamı İslam dini. Hristiyanlık, Musevilik diye ayrı bir din yok. Cenab-ı Hakk'ın statüsünde, yani onun getirdiği hakikatlerde Museviyet diye bir din yok, İseviyet diye bir din yok. Sadece iman ehli ve İslam dini var. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz'e kadar gelen süre tek din, İslam dini. Onun için Allah'ın indindeki din İslam dinidir deniyor sadece. Peki Hristiyanlık, Musevilik nasıl oluşuyor? Bunlar milliyetçilik akımıyla oluşan, izafeten verilen isimler. Dinlerine inanıyor. Yahudi olduğu için o hükümle hükümleniyorlar. Yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininin bir bölümü olan Tevrat kitabıyla ahkamlandıkları için oraya bağlı müntesipliklerinden Museviyun, yani Museviye mensup. Bu ortaya çıkıyor. Musa'ya mensup. İsminden kinaye. Musa'ya mensuplar diye Yahudiler kendilerini bu din içerisinde ayrı bir dinmiş gibi zannediyorlar. İrk daşlıktan, yani ırk halinden. Araplara düşmanlar, işte Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorlar. O Latinlere düşmanlar, İsa Aleyhisselam geldi diye İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkanlar Yahudiler. Şimdi her ne kadar dost gibi gözüküyorlarsa da aslında Yahudiler kimseyle dost değil, ama kendilerinden dost sadece. Menfaatleri olduğu yerde dost gözüküyorlar tabii. Onların şeyleri de öyle. Yani tıniyetleri de öyle. Halleri de öyle. Hristiyanlık diye bir din yok. İsa Aleyhisselam'da Muhammedi seyrin bir bölümü, bir parçası. Ama Latinler de onu kabul ettikleri için, Muhammediye mertebesini kabul etmedikleri için neticede onlar kendilerini ayrı gösteriyor. Onlar ayrı gösteriyorlar kendilerini. Halbuki Museviler de, Hristiyanlar da gerçek iman ehli olmuş olsalar Muhammediyeti kabul edecekler. Yani kendilerini ayrı görmeyecekler. Son kitaba da iman edip Müslüman olmuş olmaları gerekiyor. Olmadıkları için ayrı görüyorlar kendilerini. Ayrı gördüklerinden de güya ayrı din varmış gibi çıkıyor ortaya. Yok. Biz de aldanıyoruz buna. Museviler diye ayrı bir din kabul ediyoruz. İseviler diye ayrı bir din kabul ediyoruz. Müslümanlar diye ayrı bir grup varmış gibi kabul ediyoruz. Halbuki bunlar Allah'ın indinde böyle bir şey yok. Yani hakikatte dinler ayrı, semavi dinler ayrı değil. Bir dinin sıraları bunlar. Yani üniversiteye gidenin bu din tefriki yapıyorlar aralarında. Yoksa Allah'ın gönderdiği, Allah'a bir olursa ayrı dini mi olur Allah'ın? Haşa. Ayrılık mertebeleri itibariyle ayrıymış gibi gözüküyor ve insanlar bunu kavrayamadıkları için birisi Museviyet mertebesinde kalmış, birisi İseviyet mertebesinde kalmış, ama Hazreti Resulullah en son kemalatı getirmiş. İsa Aleyhisselam'dan sonra iki mertebe daha getiriyor ya Hazreti Resulullah. Son çatısını kuruyor. Yani insanlık bilgisinin, ilminin, yaşantısının çatısını kurmuş oluyor. İsa Aleyhisselam fena fillah. Yani hakta fani oluyor. O demin bahsettiğimiz. Hazreti Resulullah şehidallahu ennehu la ilahe illahu sözünü getiren, çünkü Kur'an-ı Kerim'de geliyor bu söz. Daha belki kitaplarda yok böyle bir sır.
inmeyen Allah Rabbul Alemin diyor ama Musa Aleyhisselam'a ağaçtan söylüyor. Yani bir mahalden söylüyor. Bunun değil, bütün alemi içerisine alan bir konuşma, bir terkip yok. İşte bu sırrı Hazreti Resulullah getiriyor. Buna da baka billah diyorlar. Yani hakta baki olmak. Ve ikinci Hazreti Resulullah'ın getirmiş olduğu son mertebe de insan-ı kamil mertebesi. Yani hakla halk arasındaki irtibatı sağlamak. İsa Aleyhisselam'da yok, Musa Aleyhisselam'da yok bunlar. Var da kendi mertebelerine kadar olan yeri getiriyorlar. Rind dane, yani rind seferini, böyle tam bir yuvarlak çemberi seferi onlar bilmiyorlar. Sonuna kadar gidemiyorlar çünkü. İşte Allah'ın indinde din, tek din İslam dini. Bir yönüyle bu iş böyle. Şimdi bir başka yönüne bakalım. Allah'ın indindeki din, tek din İslam dini olduğuna göre Allah'ın İslam dinine mensup olan Müslümanların bu perişan hali ne o zaman? Değil mi? O zaman şüpheye düşüyor insan, haşa, yani şüphe ederken düşünceye düşüyor. Ya din tam kemalli değil, yani getirdiği kaideler tam kemalli değil, veya ikinci şık, tatbik edenler kemalsiz tatbik ediyor. Birinciye sözümüz mümkün olmadığına göre, yani bir şey diyemeyeceğimize göre, o zaman uygulamada biz eksiğiz. Onun için bu perişan halimiz meydanda kalıyor. Şimdi bir gerçek daha var burada. İnnet dine indellahi İslam. İslam dini gerçek yeri, İslam dininin gerçek yeri Allah'ın yanındadır diyerek şimdi. Bu bir başka bakış açısı. İslam dini, gerçek İslamiyet Allah'ın indindedir, yanındadır. Dolayısıyla kulun oraya gitmesi gerekiyor. Peki kulun yanındaki, yani bizim kullandığımız din ne? O da kulun indindeki din. Yani bizim anladığımız ve tatbikine çalıştığımız din, kulun indindeki din. Allah'ın indindeki din değil kullandığımız din. Genel olarak tabii söylüyorum. İşte kim ki bu şehidallahu gerçeğini idrak etti, Allah'ın indine gitti, Allah'ın yanına gitti. Yani kendi varlığını çıkarttı aradan, alemlere, arşaleye gitmeye gerek yok, o burada oluyor. Gittiden kasıt, Cenab-ı Hakk'ı o idrake ulaştı demek. Cenab-ı Hak ötelerde ayrı bir yerde değil ki kul kalkıp uçakla, tayyareyle gitsin onun yanına, onun mekanına, onun sarayına. Cenab-ı Hak hazır ve nazır zaten bütün alemde, senin gitmene gerek yok. Ama senin kendini ortadan kaldırmana gerek var, ihtiyaç var. Sen kalktığın zaman zaten o mevcut. Vesiye kürsiyü semavati vel arz diyor ya. Kutun yerden orasını böyle söylüyor. Bin binayet adet şöyle. O vardı hiç kalmadı. Ey niyazi ne oldu sende? Kaybı dinler kalmadı. Ne kayıt ne kuyut ne din ne yok, hiç yok. Kendisi kalmadı ki ne kalsın ortada. İşte mesele bunu anlatmak. İşte kim ki bu hale erişti, Allah'ın dinine erişti. Gerçek dinine erişti. Ve melaikeler de bunun böyle olduğunu söylediler. Ve ulul ilim kaimen bil kıst. Hakikati ayakta tutanlar, yani adaletle hükmedenler manasına. Adalet sadece bedenler arası hukuku sağlamak değil. Esas adalet hak ile kulun arasındaki hukuku sağlamak. Kendi yerini idrak edip hakka adaletle muamele etmek. Hak da bize çünkü adaletle muamele ediyor. Biz onun varlığını, birliğini idrak edemeden onunla ilgileniyorsak onun hakkını veremiyoruz demektir. Ona adaletle hükmedemiyoruz demektir. İnsanlar işte bu işleri yanlış yorumluyorlar ve yanlış bilgi de aktarılıyor. Kitaplarda, okullarda da, derslerde de hep bu Hristiyanlık, efendim Musevilik, Müslümanlık ayrı bir dinmiş gibi zannettiriliyor. Halbuki hepsinin peygamberi bir olduğuna göre milli eğitimin ayrı ayrı eğitim veren okulları yok ki
üniversiteler neyse hepsinde aynı statü var. Tabii birinde tıp okutuluyor, birinde avukatlık neyse hukuk okutuluyor. Ama aynı statü içerisinde, ayrı bir statüsü yok. Şimdi biz ona diyebilir miyiz? Tıp Türkiye'nin ayrı, Türkiye'nin dışında bir başka okuldur. Hukuk Türkiye'nin dışında başka bir hukuktur diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Hepsi aynı üniversite. Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları diyoruz. İşte bu kitaplar da Cenab-ı Hakk'ın okulunun kitapları. Ayrı bir okulu yok ki. Ayrılık gibi görünen şey, Hazreti Resulullah'ın, yani Kur'an-ı Kerim gelmezden evvel üniversitenin olmayışı gibi. Liseye kadar okunuyordu. İsa Aleyhisselam gelmezden evvel diyelim ortaokula kadar okutuluyordu. Musa Aleyhisselam gelmezden evvel ilkokula kadar okutuluyordu. Üniversite artık son bütün bilgiler kaynağı tamamlandıktan sonra öğretmen diyor, kitap da yok. Yani peygamber diyor, yeni gelecek kitap da ihtiyaç yok çünkü artık ilim çatısı kurulmuş, bitmiş yani ilim okulu sona ermiş, tedrisat yani hepsi ortaya çıkmış. Yapılacak şey bunların devamını sağlamak, aktarmak birbirlerine. İşte yanılgı buradan oluyor. Onun için de Cenab-ı Hak bunu belirtmek için şehidallahu ennehu yok. İnneddine indellahil İslam, yani Allah'ın indinde din İslam dinidir. Musevilik, Hristiyanlık diye bir din yoktur diye açıkça bunu belirtiyor. Ve devam ediyor, o demin bahsettiğimiz hali açıklıyor burada işte. Ve vahtelefellezine utul kitabe, kendilerine kitap verilenler bu hususta ihtilafa düştüler diyor. Açık açık söylüyor. Ve vahtelefe, muhtelif, ihtilaf ettiler. Ellezine, o kimseler ki utul kitabe, kendilerine kitap verilenler. İlla min ba'di ma ca'ehmul ilmi bayan beynehum. Kendi aralarında ihtilafa düştüler. Bayan, zulmettiler birbirlerine bu hususta. Kendilerine ilim gelince, yani Kur'an-ı Kerim ne zaman ki Hristiyan ve Yahudilere Kur'an-ı Kerim geldi, açık beyanlarla geldi, öyle olduğu halde yine de ihtilafa düştüler, aralarında mücadeleye giriştiler diyor. وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرُوا الْحِسَابِ وَمَنْ يَكْفُرْ, kim inkar ederse بِعَيَاتِ اللّٰهِ, Allah'ın ayetlerini, işaretlerini kim inkar ederse فَاِنَّ اللّٰهَ, muhakkak ki o سَرُوا الْحِسَابِ, onun hesabı çok seri olarak görülecektir. Bu tabi ayetin içerisinde de zahir ve batın olarak değişik yönleri var ama şimdilik bu kadarıyla geçelim. فَاِذْهَاجُّكَ فَكُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَاِذْهَاجُّكَ, seninle mücadele ediyorlar. Hazreti Resulullah'a bir hitap olarak Hristiyanlar ve Yahudiler seninle mücadele ediyorlar. Yani şöyle delil, böyle delil getirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i inkara çalışıyorlar. Kendi kitaplarının haklılıklarını göstermeye çalışıyorlar diye Efendimiz anlatıyor Cenab-ı Hak. Fe in hacuke, hani onlar seninle mücadele ediyorlardı. Fekul, onlara de ki eslemtü, ben teslim oldum. Onlara de, yani nasıl teslim oldum? Kime? وَجْهِيَ لِلّٰهِ, Allah'ın veçhine ben teslim oldum de sen onlara diyor. Başka bir şey söyleme. Yani yok benim kitabım doğrudur, sizinki yanlıştır gibi mücadelelere girişme. Ben Rabbime, Allah'ıma teslim oldum. Allah'ın veçhine teslim oldum. وَمِنَ اتَّبَعَنِي, ve ben ona tabi oldum de diye cevap ver diyor. Bu ne demek? Allah'ın veçhine teslim olması kişinin, yani yukarıda da işte bir miktar bahsettiğimiz gibi, kendi varlığını ortadan kaldırması. O arkadaşlar vecihe ne diyorlardı? Bedenini teslim etmesi. Vecihten madde bedeni kabul ediyorlardı. Fizik beden. Fizik beden kabul ediyorlardı. Halbuki onunla hiç ilgisi yok. Vecih,
lügat manası itibariyle yüz demek. Vecih, veçeh, yüz demek. Ama tasavvuf manası itibariyle külli varlığı kişinin, tüm varlığı yani bütün oluşumu, batınıyla, ruhuyla, cesediyle, her şeyle, aklıyla, fikriyle, her şeyle birlikte veçih. Şimdi veçhimi teslim ettim diyor. Eğer bunu sadece yüz olarak kabul edersek, ben size şöyle de bakarım yüzümü dönerek, değil mi? Evet. Tamam, yüzümü çevirdim, işte daha ne? Ama bedenim, gönlüm başka yerde, bak. Gönlüm bu tarafta. Dolayısıyla veçhimi teslim ettim demesi, külli varlığıyla teslim olmak manası içerisinde yatıyor ki hakikati bu. Eslemtü veçhiye lillahi, ben veçhimi Allah'a teslim ettim. Ve menettebe'ani, ve ben ona tabi oldum de diyor Cenab-ı Hak. Seninle münakaşa, mücadele etmeye kalktıkları zaman ben Allah'a varlığımı, külli varlığımı teslim ettim de. Onlara böyle cevap ver diyor. Yani münakaşaya girme. O öyle demiş, bu böyle demiş, hiç sana diyor rız gelsin. İşte eğer bizler de daha evvelce de bir miktar bahsedildiği gibi veşimizi tam hakka eğer teslim etmiş olursak, o zaman ikan yani yakin hali zuhur etmiş oluyor. Neden? İman hali düşüyor. İman iki varlık arasında olan bir şey olduğuna göre veçhini teslim ettik ediyoruz yahut. Veçhini teslim ettikten sonra sen kalmıyorsun ortada. Sen kalmıyorsun ortada. Sen kalmayınca senin imanın da yok. Yani ihtiyacın yok. İman görevini yapmış oluyor yani. İhtiyaç yok derken bunu da yanlış anlamıyorum. Yani imansız olacak demek değil insan. Ha, iman görevini yapmış oluyor. İmansız oraya gelinmez zaten. Mümkün değil. Hem de ne şiddetli, kuvvetli bir iman olacak ki oraya gelebilsin, tutunabilsin o yokuşlara çıkarken. Ama bu neye benziyor? Evin içerisine girdik şuraya şimdi. Daha hala kafamızda biz eve gireceğiz, gireceğiz diye iman edeceğiz. Bu burada geçerli değil, bitiyor. Çünkü içeriye girdik artık, burayla birleştik. Odanın içerisine dahil olduk. Yani müşahede etmiş hale geldik. Şehidallahu dedi yukarıda biraz evvel. Şahit olduk artık, şahit olmak için imana gerek yok. Müşahede var çünkü. Yani imanı yanlış anlamıyorum, küçük görmek değil. İmanın üstünde olan hadiseyi anlatmak için bunlar oluşuyor. Yani iman bu işin neticesi değil, başlangıcı. O arkadaşla konuştuğumuzda o akşam işte fena fillah'tan, baka billah'tan falan bahsediyordu da en son da işte mevzu oraya geldi. Dedim bundan sohbetini mi? Yani o ilk geldiği zaman iman ömür boyu devam eder mi insanda diye sordum. Eder dedi. Peki dedim fena fillah'ta tozu kalmayan insanın veçhini hakka teslim ettikten sonra tozu kalmaz insanın. İmanı kalır mı ki yani? Deyince tabi söyleyecek bir şey yok. Fekul, burada emir var. De ki ey Habibim eslemtu veçhiye lillahi ve menittebi'ani. Yani ben veçhimi hakka teslim ettim ve ona tabi oldum de diyor. Hazreti Resulullah'a olan bu hitap tabi onun vasıtasıyla her birerlerimize olmakta. Şimdi şurada okunuyor, şimdi olmakta. Çünkü Kur'an-ı Kerim taptaze, bundan 1400 küsur sene evvel inmiş de işi bitmiş, asılacak raflara konacak, torbalar içerisine konacak değil. Nerede, ne zaman Kur'an-ı Kerim okunuyorsa orada o ayetler nazil oluyor yeniden. Yani tekrarlanarak nazil oluyor. Şimdi biz diyelim 10 yaşında oturduk bir bayramda mükellef bir yemek yedik. Aradan 10 sene geçti. O arada hiç yemek yemeyeceğiz mi? Yemek yedik, yemek olgusu bitti mi yani orada? Yok. O bir olgu. Ama yine devam ediyor. İşte Cenab-ı Hak var olduğu müddetçe ki onun sonu yok. Bizler de var olduğumuz müddetçe bu Kur'an-ı Kerim devamlı nazil olacak. Devamlı akacak yani. Devamlı okunacak, devamlı yenilenecek. Dünyaya gelmemiş kimselere Kur'an-ı Kerim nazil olmadı ki daha. Bize oldu ama onlara olmadı.
Neden? Yoklar ki dünyada. Ne zaman gelecek? Onlar da okumaya başlayacaklar. Onlara da o zaman nazil olacak. Yani Kur'an-ı Kerim geldi, işi bitti. Sayfaları kapatıp öpüp başımız üstüne koyacağız demek değil. Her an taptaze nazil olmakta ve dünyaya geleceklere de her an nazil oluyor. Olacak da zaten. Çünkü Allah kelamı, Allah'ın sonu olmadığına göre kelamının da inkıta yani sonu olmaz. O hay olduğu müddetçe onun kelamı da yaşayacak. Hay olacak. Hay, hayat, devamlı hayat. Burada bir başka ince nokta daha var ama Kur'an-ı Kerim iki türlü demişler büyüklerimiz. Bildiğimiz şeyler ama madem sırası geldi. İki türlü. Biri Kur'an-ı Samit, biri Kur'an-ı Natık. Yani biri susan Kur'an, biri konuşan Kur'an demişler. Bir başka hadiste de el Kur'an vel insan tev'eman, yani Kur'an ve insan bir batında doğan ikiz kardeştir demiş Efendimiz ki doğrusu bu tabi. İşte kelam-ı kadim olan bu yazıda olan kağıt içerisinde mevcut olan Kur'an, Kur'an-ı Samit yani susan Kur'an, konuşmayan Kur'an. Peki konuşan Kur'an, o da insan. Konuşan Kur'an, o da insan. Çünkü konuşan Kur'an olmasa bu susan Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz. Hiçbir varlık bir şey anlamaz. Bunu anlatan konuşan Kur'an. O da insan. İşte bu sırra binaen Cebrail Aleyhisselam ilk geldiği zaman ikra dediği hakikat bu burada çözülüyor, burada anlaşılıyor. Diyor yani oku. Demek insana hitap ediyor, oku. Eğer o oku emri olmasa kimse bir şey okuyamaz. Olmasaydı yani, o gün o oku emri başlamasaydı, Allah'tan bir emir gelip de oku emri başlamasaydı, bugün hiçbir alim, hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlatamazdı, anlayamazdı da. Bak şimdi, oku dile hitap ediyor değil mi? Daha önce kulak faaliyete geçmesi lazım, göz faaliyete geçmesi lazım, gönül faaliyete geçmesi lazım. Bu bilgi iletişim neticesinde dil faaliyete geçmesi lazım. Yani dördüncü aşamada dil faaliyete geçiyor. İşte o zaman oku emri gelince okuma hali meydana çıkıyor. İşte konuşan Kur'an, oku sözünü alan varlık. Efendimiz başta olmak üzere oku sözünü alan, emrini alan varlıklar oluyor. Onlar konuşan Kur'an. Bütün insanlığa olmuş oluyor. Tabii bütün insanlığa da aynı zamanda oradan müjde var. İşte kim ne kadarını neyi anlayabilmişse konuşmasında o derece sürdürüyor. O mertebeden söylemiş oluyor. Bu işte her bir İslam müntesibi için bir müjdedir. Yani büyük bir hakikat, büyük bir oluşumdur. Başka ümmetlerde böyle bir sır yok. Böyle bir hakikat, böyle bir oluşum yok. Efendimiz ümmiydi değil mi? Ümmiydi. Aynı zamanda. Yani. Yalnız o ümmiyi de karıştırmamak lazım. Bazıları onu kendine benzetmeye çalışıyorlar. İşte biz de bir şey bilmiyoruz ama Efendimiz de bilmiyordu gibilerde değil. Orada ümmi cahil demek değil Efendimiz hakkında bahsedirken. Anne manasına, ana manasına. Yani okuyamaz manasına değil, ilimlerin anası manasına. Okumaya ihtiyacı yok manasına. Anlamı nereden geliyor? Yani okuma bilmeme anlamı nereden geliyor? O işte diğer insanlar ona iftirada bulunmasınlar diye. Eski kitapları okudu da onlardan bilgi aldı, evet. Aktardı demesinler diye okuma yazma bilmediği o şekilde belirtiliyor. Yani o yüzden belirtiliyor. Öyle olduğu halde, Esatirul Evvelin yazıyor ayet-i kerimede. Yani müşrikler dediler ki onun söyledikleri eski satırlarda, esatir satırlarda yazılı olanlar, evvelkilerin söylediği sözleri söylüyor. Başka bir şey söylemiyor dediler yani. Okuma bilmediği halde, başka kitapları okumadığı halde. Okuduğu gönül kitap sadece, Hira Dağı'nda okuduğu. Yani daha belki mertebeleri Cenab-ı Hak ona okudu diyecekler diye. Ha demesinler diye ümmi. Ama oradaki ümmilik onlara göre, zahire göre
cahillik, yani okuma yazma bilmemezlik, ama hakikatte anne demek, Ümmü Gülsüm falan derler ya, anne demek, yani ilimlerin anası manasına o. Ümmü olması, ilimlerin anası olması. Yani bir başka, hiçbir yerden bir kaynak almadığına göre kaynak kendisi olması. Yani ümmü o aslında. Nereden geliyor? Hak'tan geliyor kaynak tabii zaten. Evet. Okur yazar olmasına gerek yok ki. O okur yazar bizler için vasıta. Yani ibareleri çözmemiz için birer vasıta. Mevlana Hazretleri ne demiş? Manalar harf libaslarına bürünerek ortaya çıkıyorlar diyor. Bu harf elbise bunlar. Manaların elbiseleri harfler. Bu elbiseler olmasa o manalar neye giyinip de ortaya çıkacaklar? Marifetullah, Allah bilgisi, kelam, harfler olmasa, değil mi? Konuşma olmasa neyle ortaya çıkacaklar? Konuşma olmasa hepimiz birbirimize bakacağız böyle. Bir şey anlamadan dağılıp gideceğiz. Mesela sadece burada değil, yani her yerde aynı şey. İşte manada, yani iç dünyada olan özellikleri kelimeler elbisesi giydirilerek ortaya çıkıp silüet alması, görüntüye gelmesi, idrake gelmesi diyor. Şeyler onun için lazım. Yazı bilip okumak onun için lazım. Ama Hazreti Resulullah'ın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığından, zaten kendinde mevcut olduğundan, bilginin kaynağı arası olduğundan, o kalemle yazmasına gerek kalmıyor. Ağzından söylüyor ne varsa, yanındakiler yazıyor. Ve kul, yine ey Habibim, onlara söyle ki, ellezine, o kimse ütül kitabı, kendilerine kitap verilmişlere, yine söyle ki, vel ümmiyine, bak burada da ümmi, ve kitap okumasını bilmeyenlere de söyle. E eslemtüm, siz teslim oldunuz mu de. Yani siz İslam oldunuz mu? Yani İslam dinine teslim ettiniz mi kendinizi? Fe in eslemu, eğer İslam olursanız veya kendinizi teslim ederseniz, fekadih tedev, mutlaka doğru yolu bulmuş olursunuz diyor. Hristiyan ve Musevi ve putperestlere. Eğer İslam olursanız, yani teslim ederseniz kendinizi, doğru yolu bulmuş olursunuz. Fe in tevellev, eğer dönerseniz, fe innemâ aleykel belâv, dönersiniz, fe innemâ aleykel belâv, ben sizin üzerinize bunu tebliğ ediyorum diyor. Yani bunun neticesi sizin olacaktır. Ben size herhangi bir zorlama getirmiyorum, ben zaten tebliğ ile memurum diyor. Ben size bunu tebliğ ediyorum. Böyle de diyor ey Habibim onlara. Vallahu basirun bil ibad. Allah da kullarını görücüdür mutlaka, yani ne yaptıklarını görücüdür, bilicidir. İnnel lezine, o kimseler ki yekfurune bi ayatillahi, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Ve yektulûne nebiyyîne bi gayri hakkin, haksız yere de peygamberlerini kestiler, öldürdüler. Beni İsrail, tam hatırımda değil ama 100 küsur peygamber şehit etmişler yani. Kur'an-ı Kerim'de bunların 3 tanesinden bahsediyorlar. Haksız yere peygamberleri katlettiler. Ve yektulûne اَلَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ, insanların içerisinde doğru olarak emredenleri de katlettiler. Yani adaletle emreden iyi insanları da katlettiler. Beni İsrail insanları diyor. O halde ey Habibim, febeşşirhüm bi azabın elîm, onları elîm bir azapla sen müjdele. Bunları yaptıkları için Müslümanları cennetle müjdele, onları da elin bir azapla müjdele diyor. Ulaike ellezin, o kimseler ki habitat amaluhum fit dünya vel ahire, dünyada ve ahirette onların amelleri iptal olunur. Ve malehum min nasirin, onlara yardım edici de kimse bulunmaz diyor. Peygamberlerden birisi Nih, Yahya
Allah-u Alem, şimdi tam ismi hatırıma gelmedi. Beni İsrail'in kestiği peygamberlerden birisini İsrailoğulları kovalıyorlar. Böyle arkalarından yetişip onu öldürmek için. O arada şeytan çıkıyor onun karşısına bir insan süliyetinde, insan kıyafetinde. Gel gel ben seni saklarım hemen diyor. Orada bir ağaca işaret ediyor veya bir ağaç kovuğu varmış neyse. Gir buraya diyor, giriyor peygamber oraya, kapatıyor ağacın o kovuğunu dallarla, mallarla, bir şeylerle. Ama tam girerken de eteğini dışarıda çekip dışarıda bıraktırıyor. Eteğinin ucunu. Şeytan yapıyor. Şeytan yapıyor. Şimdi sakın diyerek kıpırdama diyor, ben onları aldatacağım. Yani arkadan kovalayanları. Şimdi kovalayanlar geliyor, gitti gitti diyor ama elinde de bu eteğin parçasını gösteriyor. Yani içeridekine gitti sesini duyuruyor, güya onları başka yola çevirmek için, gelenlere de oradaki işareti gösteriyor. Şimdi peki diyorlar, nasıl yapalım, nasıl öldürelim? Hemen kulaklarını da bir destel alın, kesin, ağacı kesin diyor. Ya. Ve hemen dövünüz arasına gidiyor. İşte neresine geliyorsa ya, nereden kesse getirecek tabii. Alıyorlar bir destere, kesmeye başlıyorlar. Destenin, ağacın kesildiğini duyuyor peygamber. Yavaş yavaş etine doğru geldiğini de hissediyor. Aman ya Rabbi diyecek, sakın diyor Cenab-ı Hak, şey yapma, peygamberlik defterinden silerim ismini. Terörist diyor. Yani dua etme, yani ölümden kurtulmak isteme diyor. Peygamberlik defterinden silerim ismini diyor ve hiç sesini çıkarmadan orada şehit oluyor o peygamber. Zekeriya peygamber miydi? Ya Yahya ya Zekeriya. Tam hatırımda değil hangisi oldu. İşte bazı böyle menkıbeler çok eski senelerde okuduğundan unutuluyor isimler. Orada mühim olan o hadisenin olması. Yani büyük peygamberler de ne sıkıntılar çekmişler bütün ömürleri boyunca. Yakın geçmişte Efendimizin hali ortalıkta. Taif'e gittiği zaman biliyorsunuz ayaklarından kanlar akıyor. Taşlıyorlar arkasında. Ne acı, alemlerin sultanı ama gık demiyor ve onlar için hiçbir bedduada bulunmuyor. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, sen kusurlarına bakma diyor yani. Tam Taif'in dışına doğru işte çıkmışlar. Taif'in dışında bir bahçe varmış. Hurma bahçesi, üzüm bahçesi neyse. Gel demiş yanındaki arkadaşıyla, kölesiyle, hangisiydi yanında? Zeyd bin Harise galiba yanındaydı o zaman. Biraz tarlanın pekisinin yanında, ağacın altında, gölgesinde biraz oturalım, dinlenelim demişler. Oturuyorlar orada. Derken o gelen iki misafiri bahçede çalışan birisi görüyor. Bakıyor, acıyor hallerine. Biraz su, biraz hurma, yiyecek götürüyor onlara. Yani Efendimiz de yanındaki Zeyd bin Harise'ye. Efendimiz memnun oluyor bu halden. Soruyor, sen nerelisin diyor. Bakıyor yani pek o tür harap, Arap şivesinden değil. Sen nerelisin diyor. Diyor ki, ben Neynevalıyım. Neynevalıyım. O zaman diyor ki Efendimiz, sen Yunus'un memleketindenmişsin diyor. Yani Yunus peygamberin memleketindenmişsin diyor. O zaman bahçıvanın gözleri açılıyor. Orasını diyor, buralarda bilen yok diyor. Sen nereden biliyorsun diyor, oradaki peygamberin ve o memlekette olduğunu nereden biliyorsun diyor. Uzak buraya diyor, yani burada kimse bilmez onu diyor. O zaman diyor işte, ben ahir zaman peygamberiyim, o benim kardeşim işte Yunus peygamberdi diyor. O adam da orada iman ediyor ona, işte iyi haliyle görüyor. Bir o yardım ediyor yani, azıcık yiyecek veriyor, diğerleri yiyecek de vermiyor. Çocuklarla kovalatıyorlar, ayakları taşlardan yarılıyor mübarek. Yani peygamberler de o mertebelere kolay kolay tabii erişmiş değiller. Onlar da sıkıntıları çekmişler. Bizim bugün yaşadığımız, onların yaşadığı hayata göre saltanat, hem de ne saltanat. Hani hikayedir, Mesnevi'de yazar. Mevlana Hazretleri sormuş hanıma, hanım evde ne var yiyecek?
İşte pırasa var, lahana var, işte tatlı var, tuzlu var, bilmem aş var, börek var. Evden demiş firavun kokusu geliyor. Bir müddet sonra yine işte karnı acıkıyor herhalde. Hanım evde ne var? Efendim bir şey yok, işte bir soğan var, bir parça ekmek, birkaç zeytin. Ha, peygamber kokusu geliyor şimdi evden demiş. Şimdi o güne göre, o güne göre bugünün yaşadığı insanın hayat şartları, standardı o kadar yüksek ki bugün orta halli bir evin standardı eski paşaların, padişahların standardından daha üstün. Öyle değil mi? Osmanlı sadrazamlarından, Osmanlı padişahlarından bugün orta halli bir hayat seviyesinde olanın yaşantısı daha üstün. Yani onlara göre şükrümüzü ne kadar arttırmamız lazım geldiği ortada apaçık. Ama ne yazık ki bu rahat yaşantı bizi nefsaniyete kaydırıyor, dünyaya kaydırıyor. Hakkın yolunda istifade edemiyoruz, nefsani istifade ediyoruz. Kendi rahatımız için istifade ediyoruz, orada kullanıyoruz. Halbuki yazın sıcağında buzdolabından bir bardak soğuk su çıkarıp içmek ne büyük nimet. Ama biz onu devamlı elimizin altında hazır bulduğumuz için bize göre bir değer ifade etmiyor. Ne demişler hani, Dicle kenarında yaşayana sudan sen ne bahsediyorsun? Sen suyu çölde olandan sor diyor. Dicle'nin kenarında suya ihtiyacı yok ki. Ne zaman gitse kabını dolduracak, hazır. Garanti. Ama çölde olana sen bir bardak suyun değerini sor diyor. Padişah efendi dağdan, kar kuyusundan, kışın doldurdukları kar kuyusundan, otlarla, samanlarla karışık kar kuyusundan kar çıkaracaklar, kuyuya inecekler, kuyudan kar çıkaracaklar, torbalara koyacaklar. O yoldan gelinceye kadar o zaten yarısı su olacak, yarısı mucur bilmem ne olacak, saraya getirecekler. Sarayda dolaba koyacaklar, yani mahzene indirecekler, mahzende suyu soğutacaklar yahut helva yapacaklar, neyse bulamaz tatlı yapacaklar, onu etrafına koyacaklar, soğutacaklar, olacak akşam, ertesi gün. O koskoca buz teknesi kalacak avuç kadar, avuç kadar su, yani buz ve padişah bu, padişah bu. Üç kıtaya hükmetmiş padişah ve bekleyecek onu da, neden sonra? Lütfen işte bir parça soğumuş bir şey içecek. Bugün biz ne yapıyoruz? Anında dondurma istersen dondurma. Teknik çok iyi o zaman. İşte yok da. Ama bugünkü insanın yaşadığı hayatı anlatmak istiyorum. Yani ya ne kadar Cenab-ı Hakk'ın lütfu var, rahatlığı var, vermiş olduğu nimetler var. Ama bu nimetler nefsani kullanıldığında ters tepki yapıyor tabii. Allah ortalığa düzen versin de devam etsin inşallah. Biraz daha kaset var. Sayfanın arkasına geçelim. Birazcık oraya da bakalım. Sezbillah devam ediyor. Elem tera. O kimseleri görmedin mi? İlellezine. O kimse. Ütü nasiben minel kitabi. Kitaptan kendilerine nasip verilen o kimseleri görmedin mi? Yudu'avne ila kitabillahi. Allah'ın kitabına davet ediyorlar. Yud'avne ila kitabillahi. Allah'ın kitabına davet edilmişlerdi. Ne için? Liyehkum beynehum. Aralarında hükmetmek için. Sümme yetevella. Sonra döndüler ferikum. Bir kısımları mühim onlardan. Vehum yuridun. Onlar zaten yan çizmişlerdi, uzaklaşmışlardı diyor. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmını görmedin mi diye yaşanan hayatın işte özelliklerini anlatıyor. O günkü yani Kur'an-ı Kerim gönderiliyor. Bunlar Yahudilere, Araplara, Arap'ın dışında bazı kimselere anlatılıyor. Nasiplendirilmiş oluyor yani o kitaptan. Yehkün beynihüm, aralarında hükmetmek için. Sümme tevella, sonra döndüler. Ferikum minhum, onlardan bir fırka. Ve hüm yuridiyon, onlar zaten yan çizmişlerdi, uzaklaşmışlardı diyor. Onlar zalike, işte böylece bi ennehüm,
onlar kalu dediler ki len temessenen naru illa eyyamen madudat. Ateş bize temas etmez. Ateş bizi yakmaz dediler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmasak da bir şey lazım gelmez. Kur'an-ı Kerim'de hani ateşe atılırsınız, azap var diye verdiği ihtarlar neticesinde bize cehennem bir şey yapmaz diyor. Yani cehennem bizi tutmaz, bize temas etmez, bize dokunmaz, bizi yakmaz diyorlar. Ancak yaksa da belirli bir süre orada kalırız diyorlar. Yani yine de tamamen kurtuluruz diyemiyorlar da az bir zaman mağdut sayılı, mağduden belirli bir sayı olarak kalırız diyor. وَغَرَّهُمْ ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَغَرَّهُمْ onlar gururlandılar, gururlandılar ف۪ي د۪ينِهِمْ kendi dinleri hakkında مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ iftira etmiş oldular. كَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَيُوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ كَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ nasıl ki onları toplayacağız, topladığımız zaman لِيَوْمٍ o gün toplayacağımız gün hakkında لَا رَيْبَ ف۪يهِ şüphesiz bir günde onları yani mahşer gününde nasıl toplayacağız onlar bir bilseler diyor. Ve vüffiyet küllü nefsin ma kesebet. Her nefis ne kazanmışsa o kendisine karşılık olarak ifa edilecek, verilecektir diyor. Ve hum la yuzlemun. Kimseye de zulüm edilmeyecektir. Yani kim ne yapmışsa iyilikten veya kötülükten karşılığını bulacaktır. Yani 100 gram iyilik yapmışsa onun karşılığı neyse 100 gram onu bulacak, 100 gram kötülük yapmışsa onun karşılığı da 100 gram kötülüğü bulacaktır, diyor. Ve devam ediyor. Kul, de ki ey Habibim, kulillahümme, ey Allah'ım, malikel mülki, ey mülkün maliki olan Allah'ım de, diye tavsiyede bulunuyor. Tu'til mülke men teşâ, mülkünü dilediğine verir. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ, dilediğinden de mülkünü alır. Ve tu'izzu men teşâ, dilediğini aziz eder. Ve tuzillu men teşâ, dilediğini de zelil eder, rezil eder. Biyedikel hayr, hayır onun elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir, o her şeye de kadirdir. Yedihil mülkü bir şeyde de var değil mi? Tebarekat suresinde. Yed el manasını. Mülk onun elindedir. Biyedikel hayır. Hayır da onun elindedir. Mülk manasını. İstediğine verir. İstediğine verir. Bak yukarıdaki ayet çok değişik bir ayet. Kulillahümme malikel mülki. Ey mülkün maliki de. Tü'til mülke. Men teşâhu, mülkünü dilediğine verirsin. Şimdi işte şu şuraya aldı, bu buraya aldı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bu ayet-i kerimenin karşısında hepsi boş düşüyor, mülkünü dilediğine veriyor. Şu veya bu sebeple, ayrı sebepler ortaya getiriyor. Ama Allah'ın dileği olmadan kimsenin, kimseden bir şey alması veya bir şeye sahip olması mümkün değil. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâhu. Ve dilediğinden de mülkünü geri alıyor. Dilediğinden de geri alırsın diyor. Ve tu'izzu men teşâ, dilediğini aziz edersin. Ve tuzillu men teşâ, dilediğini de zelil edersin diyor. Biyedikel hayr, inneki alâ kulli şeyin kadir, muhakkak sen her şeye kadirsin diyor. Tu'licul leyle fin nehâri ve tu'licin nehâre fil leyli. Ve tuhruca el hayy min el meyyit ve tuhruca el meyyit min el hayy ve terzuku men yasha bi gayri hisab. Tulicul leyle fin nahari, geceyi gündüze geçirirsin, dahil edersin. Ve tulicun nahara fil leyli, gündüzü de geceye, geceyi gündüze geçirirsin diyor. Bunun tersini yapmak kimin elinde, değil mi? Şimdi gündüzken
aynı dünya, aynı hal, aynı yaşantı, bir bakıyorsunuz yavaş 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 gündüz geceye dönüşmüş. Dünyanın dönmesi itibariyle, güneşin dönmesi itibariyle gündüz iken aynı yer, aynı mahal, aydınlık iken kapkaranlık olmuş. Nasıl bir kudret ilahiye? Bak gitti. Hadi dursun bakayım ortada. Bu çerçevede, bu gözlükte, bunun etrafında dönsün. Bakalım. Yok, mümkün değil. Ama bu toz kadar bir tane dahi olmayan bu tesbih, dünyanın yanında toz kadar hükmü ağırlığı olmayan tesbih, dünyadan olan tesbih, koca dünya, gördüğümüz dünya havada, boşlukta dönüyor. Güneşle dönüyor ve de çok süratle dönüyor, saniyede 1200 kilometre gibi, dakikada yahut neyse, yani çok süratle dönüyor. Ve biz bu dönüşün farkında da değiliz, nasıl döndüğünün de farkında.